11 Ağustos 2017. Hain saldırının üzerinden tam 7 yıl geçti. PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Eren Bülbül Trabzon Maçka'da, Assubay Ferhat Gedik ise Hatay'da mezarlarının başında anıldı. Şehit annelerinin acısı ilk günkü gibiydi. Teröristlerin saldırısında şehit olmuşlardı. Aradan 7 yıl geçti ancak acıları hala ilk günkü gibi taze. Benim Eren'im durmaz geleceğim. Kıyafetlerimle, resimlerimle kaldım oğlum. Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik mezarları başında anıldı. Ferhat Gedik kardeşimizin mekanını cennet eyle ya Rabbim. 2017 yılıydı. Trabzon Maçka'da 15 yaşındaki Eren Bülbül teröristlerin bir yayla evinden erzak çaldığını gördü. Güvenlik güçlerine ihbarda bulundu, sonra da onlara yeri gösterdi. Ancak hainler o sırada ateş açtı. Eren ve onu korumaya çalışan Astsubay Ferhat Gedik şehit oldu. Çatışma hala devam ediyor. Asker ateş ediyor. Eren'in saldırıdan saatler önce şehit edildiği yerde çekilen fotoğrafı ve bir de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın paylaşımı tüm Türkiye'nin yüreğine bir ok gibi saplandı. Şehadet yıl dönümünde Eren Bülbül'ün kabri başında anma vardı. Kent protokolünün de katıldığı anmada anne Ayşe Bülbül'ün gözyaşı dinmedi. Diyecek hiçbir sözüm yok. Bu kadar insanlardan Allah'ım razı olsun. Baden sağ olsun diyelim. Bir diğer anma töreni de Hatay'daydı. İki çocuk babası şehit Astsubay Ferhat Gedik doğum gününden bir gün önce şehit edilmişti. Hala o günden beri acısı içimizde çıkmıyor. Her sene yenileniyor Ağustos ayı geldi miydi Ağustos 12 Ağustos doğum günü. 41 kurşun yedi benim yavrum. 41. yaş günü toprağa girdi. Şehit Astsubay'ın mezarına Türk bayrakları asıldı, dualar edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından Eren Bülbül ve Ferhat Gedik'i andı.